Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ekranlarında son baskı canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş gününde, cuma gününde günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Ayrıca sosyal medya hesabımız hemen ekranın sağ köşesinde yazıyor. Sosyal medya hesabımız üzerinden de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim her gece olduğu gibi bu gece de son baskı özetlerimizle başlıyoruz. Bakalım neler varmış efendim. Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım vatandaşla birlikte çay ocağında oturup çay yudumladı, hasbihal etti. Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını dinledi, bol bol sohbet etti. Vali Kaldırım daha sonra yeni binasına taşınan TÜGVA'yı ziyaret etti ve TÜGVA üyeleriyle bir araya geldi. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimize. Elazığ'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Efendim Elazığ'da 789 parça tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kaçakçılara göz açtırmayan jandarma ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle ve spor haberimizle. Elazığspor'da gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede kullanılan oyların tamamını alan Selçuk Cengiz Öztürk başkanlığa yeniden seçildi. Elazığspor kongresinde neler yaşandı? Kongrenin ardından Başkan Selçuk Öztürk ne tür açıklamalarda bulundu? Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Tabii artık efendim bugün 1 Mart yerel seçimlere artık 30 gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Mahallelerden de muhtar adaylarımız oldukça fazla. Biliyorsunuz Kanal Fırat Televizyonu muhtar adaylarımıza bu seçimde güzel bir tanıtım programı hazırlıyor. Herhangi bir mahalleden herhangi bir muhtar adayımız kendisini anlatmak, projelerini tanıtmak, seçmeniyle buluşmak, vatandaşlarından, mahalle sakinlerinden oy istemek için ne yapıyor efendim? Hemen Kanal Fırat Televizyonu'nu arıyor. Diyor ki ben tanıtım filmi çektirmek istiyorum. 5-6 dakikalık bir tanıtım filmi çekiliyor ve o tanıtım filmi Kanal Fırat Televizyonu'nda defalarca yayınlanıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey, yani seçmeninize ulaşmak için yapmanız gereken tek şey Kanal Fırat Televizyonu'na ulaşmak. Kanal Fırat Televizyonu iletişim hattı 0424 233 0155, 0424 238 81 23, 0424 233 0155, 0424 238 81 23. Bize ulaşıyorsunuz, ekip arkadaşlarımız hemen yanınıza geliyor efendim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Efendim tüm bu gelişmeleri daha fazlasını Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'dan takip edebilirsiniz. Elazığsonhaber.com'un sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerini de takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz. Efendim özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim, haftanın son iş gününde, cuma gününde son baskı canlı yayınımıza başlıyoruz. Sizler de WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Elazığ'la ilgili, programımızla ilgili ve haberlerimizle ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Efendim Elazığspor'la başlıyoruz. Bugün Elazığspor'un kongresi gerçekleştirildi ve kongrenin ilk oturumunda uzun bir süre sonra, yıllar sonra hatta ilk oturumda kongre gerçekleştirildi. Uzatma kararı alınmadı, yani ertelenmedi. Ertelenmeden kongre gerçekleştirildi. Kongrede tek liste ile seçime gidildi. Eski başkanlardan Selçuk Öztürk tekrar aday olacağını açıklamıştı. Aday oldu, listesini teslim etti ve tek listeyle gidilen kongrede Selçuk Öztürk yeniden Elazığspor'un başkanı oldu. Elazığspor'da Selçuk Öztürk dönemi yeniden başladı. Kayyum Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda olağanüstü genel kurul toplantısı
Bugün saat 14'te Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken çoğunluğun sağlanabilmesi için yapılan beklemeler sonucunda kongre yaklaşık olarak 2 saat gecikmeli başladı. 271 üyesi olan Elazığ Spor Genel Kurulu'nda bugün 139 üyenin imzasıyla çoğunluğun sağlandığını da belirtelim ve genel kurulumuzu başlatıyoruz değerli izleyiciler, değerli misafirler. Kongrede saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Avukat Cengiz Gülaç, katip üyeliklerine ise Murat Yerlikaya ve Oktay Yetiş seçildi. Toplam 139 delegenin iştirakiyle başlayan kongrede ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kürsüye çıktı. Yeni oluşacak olan yönetime destek sözü veren Erol, Elazığ Spor'un siyasette bulaştırılmamasını isterken şeffaf bir yönetim temennisinde bulundu. Bugün gördüğüm tablo şu: Elazığlılar için Elazığ Spor ister futbolla ilgili olsun ister olmasın, ister futbolla ilgili bilgisi olsun ister olmasın, yani Palu'daki siyasi ziyaretlerinde bile hayatında belki hiç futbol maçı seyretmeyen, futbol takımının kaç kişiden oluştuğunu bilmeyen insanlar bile, o yaşlı hacı amcalar bile ya bu Elazığ Spor'un hali ne olacak diye soru soruyorlardı. Yani bu kadar toplum bu sorunu özümsemiş ve bu sorunu kendi yaşamıyla bütünleştirerek bir problemin çözümüyle ilgili bir beklenti içindeydi. Arkasından kayyum yönetimi atandı. Ben kayyum başkanımıza ve yönetim kurulu üyelik arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Onlar da bu süreci gayet iyi niyetli bir şekilde yönetmeye çalıştılar. Onların emeğine de teşekkür etmek isterim. Ama siyaset Elazığ Spor'u asla siyasi amaçlı kullanmamalı. Çünkü Elazığ Spor, Elazığ'ın belki de tek marka değeri olan şey. Yani başka bir şey yok. Elazığ deyince soruyorum size sevgili hemşehrilerim. Elazığ deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Bir tek şey. Marka değeri olan ve insanların kendilerini sorumlu hissettikleri, takip ettikleri, ilgi alanı olan tek şey Elazığ Spor. Ve buna destek olmak lazım. Yani Türkiye'nin neresinde bir Elazığlı yaşıyorsa bilin ki Elazığ Spor'a karşı kendisini sorumlu hissediyor. Elazığ Spor'u televizyondan seyrederken, maça gelirken, deplasman maçlarına giderken kendini Elazığ Spor'la özleştiriyor ve hasretlerini gideriyor. Onun içindir ki biz siyasetçiler Elazığ Spor üzerinden siyaset yapmadan, eğer bu işe gönül koyan arkadaşlarımız varsa, emek veren arkadaşlarımız varsa, bu işi ben yaparım, bu sorunu ben çözerim, Elazığ Spor'u eski günlerine ben döndürürüm iddiasını taşıyan arkadaşlarımız varsa, bizim onların bu iddiasını tartışmak yerine, onların bu iddiasını sorgulamak yerine bu iddialarını gerçekleştirmek için onlara destek olmamız lazım. Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun. Yani her partide siyaset yapabiliriz. Ama Elazığ Spor bir parti kulübü değil. Elazığların kulübü. Onun için siyasi düşünceniz ne olursa olsun Elazığ Spor hepimizin ortak değeri. Ve seçilecek yönetime şimdiden başarılar diliyorum. İşiniz zor. Çok kolay değil Sayın Başkan adayımız. Çok kolay değil. Bir defa Elazığ Spor'da bana göre yapmanız gereken iki tane önemli iş var. Bunlardan birincisi, uzun süre bu yönetim krizinden kaynaklı Elazığ Spor'un yönetimiyle ilgili bir güven bunalımı yaşandı. Bir defa Elazığ Spor'a karşı yeni bir güveni tesis etmelisiniz. İki, mali disiplini mutlaka sağlamalısınız. Yani harcanan parayı da, gelen parayı da, kulüp üyeleri de Elazığ Spor'da bilmeli ve bununla ilgili şeffaf bir yönetim anlayışı olmalı. Bununla ilgili insanların hiçbir kaygısının, endişesinin, şüphesinin oluşmaması lazım. Bize düşen de, biz Elazığ Spor'un emrindeyiz. Nerede gücümüz oranda bizden destek isterseniz bugüne kadar olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Daha sonra kayyum dönemi faaliyet ve gelir gider raporları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde raporlar oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi ve Elazığ Spor'un net borcu 42 milyon 936 bin TL olarak belirlendi. 12.01.2019 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda çoğunluk sağlanamamıştı ilk genel kurulda. Daha sonra 19.01.2019 tarihinde ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanmış, yönetim kurulu oluşturulamamıştır. 18 Ocak 2019 tarihinde Spor Toto 1. Lig 2. Yarı Profesyonel Futbol
faaliyetlerine gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek başlamıştır. Yani biz kayyumluk sürecinde Spor Toto 2. Lig, 1. Lig 2. yarıya oluşturduğumuz bir takımla, çünkü lige başlamasaydık -3 puan ve para cezaları söz konusuydu. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan konuşmacılar genel kurula hitap etti. Özellikle söylüyorum, bu bölgenin hocalarını, bizim Elazığ'da hocamız yok mu? Biz küçülerek büyüyeceğiz. Elazığspor sıkıntılar içerisinde. Bak, bir ay sonra biz farklı tablolarla da karşılaşmış olabiliriz eğer Selçuk Başkan bunları çözemezse. Ne olacak? Mali tablo çıkacak ortaya. Elazığspor'un sıkıntısı, ya 5 senedir söylüyoruz, para sıkıntısı var. Kaynak bulduk. Kayyum Başkanı burada. 3-4 tane proje söyledik kendisine. Hangi proje kabul gördü başkan? Hangi proje kabul gördü? Hiçbiri kabul görmedi. Niye? Çünkü adamların öyle bir derdi yok. Kaos olsun, sıkıntı olsun, günü kurtarsınlar, siyaset yapsınlar. Siyasetçiler işin içerisine çeksinler, başka bir taraflara götürsünler. Ya bu takım bizim takımımız. Biz burada farklı şeyler konuşmamıza gerek yok. Kim bu Elazığspor'a hizmet edecekse, planı varsa, programı varsa, evet, Elazığspor'un bir güvene de ihtiyacı var. Güven telkin eden yönetici arkadaşlarımız varsa biz hepsinin yanındayız. Sayın Mücahit Yılmaz, Elazığ Belediye Başkanı. Niye burada yok? Kim için hizmet ediyor Elazığ için? Peki Elazığspor Patagonya'nın takımı mı? Elazığspor başka ilin bir takımı arkadaşlar. Seçim sürecindeyiz. Bütün vekillerimiz, bütün belediye başkan adaylarımız, bütün siyasilerimizin tek şeyi, biz bu memlekete hizmet etmeye geldik. Ula bu Elazığspor kimin takımı? Benim takımım mı? Elazığspor Elazığ'ın takımı değil mi? Arkadaşlar bakın, bizi idare eden insanları kırmadan, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde eleştirirsek bu Elazığspor buralara gelmez. Elazığ Belediyesi geçmiş dönemde ben de yönetim dönemde, bu Selçuk Öztürk'e, şimdi herkes ben Selçuk'un adamı diyorlar. Terbiyesizlik de diyorlar, ona da havale ediyorum. Ben hiç kimsenin adamı değilim. 30 yıldır basın mesleğinin içerisindeyim. Burada Murat Yerlikaya da divanda yer alıyor. Cengül Ulaş da gazeteci. Birçok doğruyu bildiğimi ancak boynumu keserlerse vazgeçer söylerim. Sabahattin Bey'de Allah var. Gecesini gündüzünü kattı, çalıştı. Yalnız bir yerde hata yaptı. Bak, hatasını söyleyeceksin ki hani yağlama maklama iş olmaz. Bakayoko'yu vali parayı verdiğinde, 50 bin verdiğinde ne yapıp o Bakayoko'yu göndermeyecektin bak. Sabahattin Bey, biz bizeyiz yani. Senin hakkın inkar edilmez. Düzgün çalıştın, dürüstsün. Hiç kimse, ben en başta imza ben kaldırdım. Dürüstlüğü tartışılmaz. Orada hata yaptın. Ne olursa olsun onu, onlar seni menajerler aradı, dezgaha getirdi. Ben ayakkabımı satardım, Bakayoko'yu göndermezdim. 50 bin liraya. Bak orada, ya bak yanlış anlama. Ha bir hata varsa, bak ben doğruyu böyle gördüm. Daha sonra ise seçim maddesine geçilirken sandığa giden 94 delegenin tamamının oyunu alan Cengiz Öztürk, Elazığ Spor'un yeni başkanı oldu. Selçuk Öztürk başkanlığındaki 25 kişilik yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor. Selçuk Cengiz Öztürk, Abdullah Yiğit, Ali Atasever, Alper Doğan, Burhan Şener, Cafer Serhat Çakı, Cüneyt Kaçar, Ekrem Yılmaz, Ercan Akgün, Fahrettin Atıcıoğlu, Hulusi Hekimoğlu, İrem Yüngül Onat, Kadir Güngör, Zafer Yetiş, Mehmet Kaya, Murat Bahçeci, Mustafa Güngör, Mustafa Gür, Mustafa Yentür, Ramazan Yerlikaya, Selahattin Öztürk, Selami Öztürk, Şaban Üge, Tahir Tunç, Yavuz Akın. Son olarak söz alan Elazığ Spor'un yeni başkanı Selçuk Cengiz Öztürk, genel kurulda teşekkür konuşması yaptı. Hep beraber yorulduk, tatlı bir yorgunluk. Ama bundan sonra da yorulacağız. Kulübümüzü yaşatma adına, bu ligde tutma adına elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. İstatistik olarak baktığınız zaman maalesef kulübümüz zaten %70 ihtimalle küme düşme durumunda. Ama 2-3 gündür yaptığımız çalışma neticesinde bütün delege arkadaşlarımız, Allah razı olsun, hep görüşmelerimizde bu kulübün ligde kalmasına %10 da ihtimal olsa, %5 de olsa senin bu mücadeleyi vereceğine inanıyoruz dediler. Ve bugün de burada kulübümüzün tarihinde belki bir ilklerdendir, belki birkaç defa olmuştur. İlk kongrede 139 delegemiz toplandı. Yani mevcut delegenin yarısının bir fazlası, iki fazlası hatta. Bundan dolayı da gelen bütün delegelerimize, duyarlı olan arkadaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Tabii 8'ine kalsa ne olacaktı? Bu mücadeleyi vermedik.
Çünkü önemli bir seçim tarihleri. Bir bugün yaptık, yarın maçımız var Urfa'da. 8'inde ertelendiği zaman 8'inde yine aynı gün maçımız var, Antep maçımız ve deplasmana gidiyoruz. Yani gönül isterdi ki bu seçim süreci biraz daha erken alınsaydı, biraz daha rahat olurdu. Hayırlısı, bir ateşten gömleği giymeyi kendi elimizle istedik. Çünkü biz bu memleketin çocuğuyuz sizler gibi. İyi kötü bir bilgi birikimimiz de olduğuna inanıyorum. Evet efendim, Ali Spor Kongresi'nde gerçekleşen olaylar böyleydi. Tek listeyle gidilen kongrede Selçuk Öztürk başkan olarak seçildi. Hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyoruz. Ve devam ediyoruz günün diğer gelişmeleriyle. Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 köy yolundan 70'e açıldı. Kapalı olan 68 köy yolunda ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu ilk 24 saatte 70 köy yolu ulaşıma açıldı. Hala kar dolayısıyla kapalı bulunan 68 köy yolunda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar nedeniyle merkeze bağlı 7 ilçelerden Baskil'de 9, Karakoçan'da 10, Keban'da 3, Kovancılar'da 5, Palu'da 7 ve Sivrice'de 27 olmak üzere toplam 68 köy yolu ulaşıma kapalı. Evet efendim, gerçekten adeta Mart kapıdan baktırdı, kazma körek de yaktırdı efendim. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Bugün şu anda Elazığ'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre termometreler 5-4 dereceleri gösteriyor. Ve cumartesi günü yarın parçalı bulutlu bir hava hakim olacak Elazığ'a. Sıcaklıklar en yüksek sıcaklık 9 derece, en düşük sıcaklık -1 derece olacak cumartesi günü Elazığ'da hava. Pazar günü kapalı bir bulutlu bir hava olacak Elazığ'da. En yüksek sıcaklık 9, en düşük sıcaklık 1 derece olacak. Pazartesi günü Elazığ'da bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniliyor. Hafta başında Elazığ'da sıcaklık 8 derece, en düşük sıcaklık 1 derece olacak. Salı günü yine Elazığ'ın bazı bölgelerinde yağmurlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 9, en düşük sıcaklık 0 derece olacak. Çarşamba gününden itibaren Elazığ'da termometrelerin derecesi yükselecek efendim. Çarşamba günü Elazığ'da en yüksek sıcaklık 12 derece, en düşük sıcaklık 1 derece olacak. Perşembe günü Elazığ'da güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 1 derece. Yine haftaya cuma günü de Elazığ'da güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 14, en düşük sıcaklık 2 derece olacak. Yani bizi şu anda cumartesi pazar ilgilendiriyor. Cumartesi pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniliyor. Termometreler 9 dereceyi gösterecek efendim. Yine kalın giymeyi unutmayın efendim. Mart geldi. Hani daha böyle açık kıyafetler giyinelim, artık şu kabanları çıkartalım gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü zaten pazartesi ve salı günü kar, karla karışık yağmur olacak Elazığ'ın birçok noktasında. O yüzden mutlaka hava durumlarını kontrol etmeden de dışarıya çıkmayın. Soğuk olacak efendim. Cumartesi, pazar günü Elazığ'da havalar yine soğuk olmuş olacak. Devam ediyoruz efendim günün diğer gelişmeleriyle. 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Devlet Hava Meydanları'na bağlı Elazığ Havalimanı'nda 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı. Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine ve özendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sivil Havalimanları Koruma ve Güvenlik Memurları Dayanışma Derneği tarafından havalimanında düzenlenen programa Elazığ Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür de katıldı. Güvenlik personelinin havalimanlarının 7/24 güvenliğini sağladığını ifade eden Zeynel Abidin Görür, tüm güvenlik personelinin gününü kutladı. Havalimanımızın yapı taşlarından olan olmazsa olmaz 7/24 saat güvenliğimizi sağlayan, her koşulda çalışan çok kıymetli özel güvenlik personellerimizin 1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Haftası'nı kutluyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu
programı hazırlayan Süha Gülder Derneği'ne de teşekkür ediyoruz. 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlamaları pasta kesimiyle sona erdi. Evet efendim, gerçekten güzel bir program gerçekleştirildi Elazığ Havalimanı'nda. Elazığ Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür göreve başladığı günden bugüne kadar gerçekten Elazığ Havalimanı'nın çehresini adeta değiştirdi efendim. Hemen ilk etapta Elazığ Havalimanı'ndan içeriye doğru girerken arabanızda eskiden bir kargaşa vardı. Arabalar kimisi park ederdi. Bir kavga, gürültü, yolcu indirilemezdi, bindirilemezdi. Bir sıkışık bir durum vardı efendim. Ne oldu? Şimdi giriyorsunuz tertemiz. Üç şeritli yol, sağ tarafta yolcuların indirmek isteyen indiriyor. Diğer şeritlerde insanlar yoluna devam ediyorlar. Otopark giriş ve çıkış yönleri değiştirildi. Herhangi bir sıkışıklık olmuyor. İsteyince oluyor efendim gerçekten. Çalışılınca da oluyor. Güzel ufak tefek dokunuşlarla çehre tamamen değişti. Tebrik ediyoruz. Sadece bu mu? Değil. Havalimanı içerisinde o kadar teknik anlamda yenilikler yapıldı ki efendim. Belki de bölgenin en yenilikçi havalimanlarından birisi olduk. Zaten ikinci pist yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyüyor efendim. Elazığ Havalimanı büyüyor. Bu kapsamda emeği geçen başta Elazığ Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür olmak üzere tüm il yöneticilerimizi kutluyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. Elazığ'da 789 parça tarihi eser. İçlerinde yok yok efendim. 789 adet tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli konuyla ilgili gözaltına alındı. Öte yandan jandarmanın operasyonları devam etti efendim. Kaçakçılara göz açtırılmadı. 480 paket kaçak sigara ve 6 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu konuyla da ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlenen iki şahsın ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 619 adet sikke, 2 adet madalyon, 17 adet bilezik, 13 adet mühür, içlerinde küçük ebatta 3 adet heykelin de bulunduğu toplam 134 adet obje, 4 adet eski yazılı defter ve defne arama dedektörü ele geçirildi. Toplam 789 tarihi eserin ele geçtiği operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Diyarbakır yolu Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler uygulama sırasında şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda kaçak 480 paket sigarayla 6 şişe içkiyle geçirildi. Araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahıs ise gözaltına alındı. Tebrik ediyoruz efendim. Elazığ Jandarma Alay Komutanlığımızı gerçekten güzel ve başarılı işlere imza atıyorlar. Mesajlarımız var. Mesajlarımıza devam edelim. Sizler de mesaj göndermeye devam edebilirsiniz bizlere. Hayırlı geceler Furkan Bey. Her gece olduğu gibi bu gece de Kanal Fırat ekranlarındayız. Sizleri tebrik ediyoruz. Başarılı programlarınızdan dolayı Kanal Fırat ailesine de selamlarımızı gönderiyoruz. Mehmet Demirkıran isimli izleyicimiz göndermiş. İstanbul'dan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı geceler Furkan Bey. Doğukent Mahallesi'nden yazıyoruz. Daha önceden de dile getirmiştik. Doğukent Mahallesi adeta köpek istilasında. Başıboş köpek sorunumuz mahallemizde devam ediyor. Lütfen artık bir çözüm bulunsun. Çocuklarımız sabah saatlerinde okula gidemiyorlar. Lütfen, lütfen, lütfen demiş izleyicimiz. Aktarmış olalım efendim. Mesaj göndermeye devam edebilirsiniz. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle EBEGEM'de etkili konuşma ve diksiyon kurslarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda bu dönemki yani Şubat döneminin diksiyon kursunu tamamladık. Kursiyerlerimizle birlikte medya grubumuzu gezdik efendim. Gerçekten oldukça keyifli bir dönemi geride bıraktık. Şubat dönemini ve kursiyerlerimizle oldukça başarılı işlere imza attık. Onlarla birlikte bugün medya grubumuzu gezdik. Çalışma sistemimiz hakkında onlara bilgiler verdik. Haliyle konu etkili konuşma ve diksiyon olunca ilk muhatapları televizyon kanalları oluyor haliyle. Bugün medya grubumuzu gezdik. Onlar medya grubumuzdan övgüyle bahsettiler.
Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde etkili konuşma ve diksiyon dersi alan kursiyerler, kurslarının tamamlanmasıyla birlikte medya grubumuzu ziyaret etti. Radyoda da normal her türlü müzik çalabiliyor. Radyoların dışında bir tane internet sitemiz var. elazığsonhaber.com. Şu an Elazığ'da en çok kullanılan haber sitesi. Peki Peral Fırat'ın tüm yayınları buradan yönetiliyor. İşte canlı yayınlar olunca vesaire tüm görüntülerin hepsi buradaki masalara geliyor. Bu masalar aracılığıyla ekrana da o görüntüler aktarılıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle EBGM'de etkili konuşma ve diksiyon dersi veren televizyonumuz haber sunucusu Furkan Dilaver'le birlikte medya grubumuzu ziyaret eden kursiyerler tüm birimleri gezerek çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Yapıldıktan sonra sisteme yükleniliyor, haber metni hazırlanıyor. Yani buradaki arkadaşlarımız Photoshop programını çok profesyonel bir şekilde kullanıyorlar. Aynı zamanda haber yazmayı çok iyi derecede biliyorlar ve Edius yani montaj programını çok iyi şekilde kullanıyorlar. Yani onların kullandıkları prompter cam prompter, farklı bir prompter ama televizyonlarda kullanan prompter bu şekilde. Bunun içerisinde şurada bir kamera yerleşip, şurada yakından gelirseniz görürsünüz. Televizyonumuzu gezen etkili konuşma ve diksiyon kursu öğrencileri kursların çok verimli geçeceğini belirterek kurs öğretmenleri Furkan Dilaver'e ve EBGM'ye teşekkür etti. Bir aylık bir eğitim aldık Furkan hocamızın eğitmenliğinde. Bir ayda çok şey öğrendik. Kendisi maksimum düzeyde bize faydalı olmaya çalıştı. Biz de en iyi şekilde kurs dönemini değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kursumuz çok güzel geçti. Hocamız Furkan Dilaver desteğiyle bize katmış olduğu güzel konuşma, güzel beceri konuşmaları bize çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Kendisine bu arada teşekkür ediyorum. Öncelikle EBGM kursu gerçekten işimiz için geliştirmek gereken çok önemli kurslardan birisi. Furkan hocamız için de çok teşekkür ederiz. Televizyonumuzdan övgüyle bahseden kursiyerler Kanal Fırat'ı beğenerek takip ettiğini belirtti. Bina oldukça geniş, ferah, başarılı yayınlar oluyor, izliyoruz. Kanalımızı çok güzel buldum. Ben aslında daha küçük çaplı olduğunu düşünüyordum. Ama gerçekten de çok güzel bir kadrosu var. Çok güzel bulduk. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi burada güzel konuk ettiler, güzel ağırladılar. Kendilerine saygılarımdan teşekkür ediyorum. Kanal Fırat hakkında düşüncelerim ise Elazığ'ın gerçekten çok güzel ve çok ulusal bir haber şeyi olduğu için tebrik ediyorum. Kadrosu da gerçekten başarılı. Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle EBGM'de etkili konuşma ve diksiyon eğitimi veren haber sunucumuz Furkan Dilaver de başarılı bir kursu daha tamamladıklarını ifade ederek Halk Eğitim Merkezi ve EBGM'e teşekkür etti. EBGM bünyesinde Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle bir ay boyunca diksiyon ve etkili konuşma derslerine girdik ve kursiyerlerimizle bugün şehrimizin ve bölgenin en büyük televizyon kanalı olan Kanal Fırat Televizyonu'nu ziyaret ettik ve burada işleyiş hakkında, çalışma sistemi hakkında yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda bu kursu Elazığ'a kazandıran başta Halk Eğitim Merkezi olmak üzere EBGM'e, Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz ve EBGM'de kurs almak isteyen, diksiyon ve etkili kursu almak isteyen tüm hemşehrilerimizi EBGM'e davet ediyoruz. Evet efendim, gerçekten keyifli, güzel bir kurs ayını geride bıraktık. Bu kapsamda başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve EBGM'e, Elazığ Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu güzel kursları ücretsiz bir şekilde hem de Elazığlılarla buluşturduklarından dolayı EBGM Müdürü Mustafa Aksu hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm EBGM çalışanlarına gerçekten özveriyle çalışıyorlar efendim. EBGM personelleri hepsine selamlarımızı göndermiş olalım. Çok güzel işlere imza atıyorlar ve EBGM kursiyerlerimiz de çok sayıda, çok farklı alanlarda kurslar var efendim. İşte dikiş nakış kursundan, bilgisayar kursuna, İngilizce kursundan, Arapça kursuna birçok konuda EBGM kurslarını veriyor. Biz de etkili konuşma ve diksiyon kurslarını veriyoruz. Yeni dönem kayıtlarımız da başladı. 4 Nisan'da yeni kursumuza başlamış olacağız inşallah. Katılmak isteyen hemşehrilerimiz EBGM'e başvuruda bulunabilirler. Evet. Devam ediyoruz efendim günün diğer gelişmeleriyle. Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği kuruldu. Dernek düzenlediği basın toplantısıyla kuruluş manifestosunu açıkladı. Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği kuruldu.
İlk kez basın karşısına geçen dernek kuruluş manifestosunu açıkladı. Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği'nin yönetim kurulu olarak kuruluş manifestomuzu sizlere deklare etmek için toplanmış bulunuyoruz. Derneğin genel başkanlığını yürütecek olan Profesör Doktor Ömer Atalar, derneğimiz devlet ve milletine hizmet etmeye gayret etmiştir, dedi. Değişim, yenilenme ve çözüm odaklı bilimsel yaklaşımlarda bulunup akademik bakış açısına gereksinim duyulan her alanda iline ve ülkesine yardımcı projeler üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı bilim insanları ve namzetlerini buluşturarak devlet ve milletine hizmet etmeyi gaye edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda siyasi ve ideolojik çekişmelerden uzak, birlik ve beraberlik ruhuna ise yakın, enerjisini üretime sarf etme gayretinde, kamu üniversite sanayi işbirliğini STK ayağıyla bütünleştirme çabasına hadim bir anlayışa sahiptir. Tek yönlü ve kişisel faydayı değil, çoklu fayda esasını ilke edinen MÜBİAD, milli şahsiyet sahibi bir gençliğin ve genç akademisyenlerin yetişmesinde öncülük etmeyi hedeflemektedir. Bilim ve teknolojiyi toplum hizmetinde kullanan, çevresine duyarlı, mesleki etik kurallarını benimsemiş, özgüveninin yanında öz eleştiri kabiliyeti de yüksek, değişime ve yeniliğe açık, çalışkan akademik kadrolar ülkemiz için her dönem büyük bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Profesör Doktor Atalar derneğin amaçlarından bahsetti, ilin önemli bir ihtiyacını karşılamak için MÜBİAD'ın kurulduğunu ifade etti. MÜBİAD esas vazifesini Türkiye'nin marif davasında yoğunlaştırırken sanayiden kültüre, sağlıktan aile yapısına, uyuşturucuyla mücadeleden AFAD yardım gönüllülüğüne, çevresel sorunlardan sizin gibi değerli medya mensuplarının problemlerine, sanatsal aktivitelerden spora kadar pek çok konuda ilimiz ve ülkemizin yardımcısı olmayı amaç edinmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda MÜBİAD anayasamıza bağlı kalarak devletimizin yetkili kurumları, üniversiteler, sanayiciler, STK temsilcileri ve yine medya mensupları ile yakın işbirliği içerisinde olacaktır. Bu bağlamda ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılamak gayesiyle kurulan MÜBİAD'a oluşumunda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz. Kuruluşumuzu önce Allah'a, sonra siz değerli halkımıza emanet ediyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyor ve manifestomuzu kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz. Profesör Doktor Atalar, Türkiye'de cübbenin yanlış kullanıldığını ve ruhunu yitirdiğini ifade etti. Ülkemizde şu cübbeyi, binişi çok farklı amaçlarla, özellikle mukaddesatımıza karşı çok kullandılar. Hem aydın kelimesi hem de bu cübbe maalesef bu anlamda ruhunu yitirdi, zavallı bir hale geldi. Biz aydını o inanç nuruyla gönüllere aydınlanmış münevverler olarak tanımlamamız hasebiyle ismimizi Münevver Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği olarak takdim ettik. Efendim bu yıl yeşil aycı olmak için bir nedenim var konseptiyle. 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Yeşilay Haftası Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Okullar bizim için çok önemli, dedi. Okullar bizim için çok önemli. Anaokulundan tutun da liseye kadar. Bunun dışında çeşitli kurumları ziyaret ediyoruz. Yeşilay'ın önemine değindi. Yeşilay, şunu da belirtmek istiyorum, önleyici ve koruyucu faaliyetlerinin yanında 2013 yılında yapmış olduğu bir tüzük değişikliğiyle birlikte rehabilite çalışmalarına da başladı. Bu amaçla Türkiye'de şu anda 7 tane faaliyette bulunan YEDAM dediğimiz, kısaca YEDAM, Yeşilay Danışmanlık Merkezi faaliyet gösteriyordu. 8.si Elazığ'da açıldı. Bu yıl yeşil ağacı olmak için bir nedenim var konseptiyle 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Yeşilay Haftası Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu
düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Bir Park 23'te bir stand açılışımız olacak. 4 Mart Pazartesi günü saat 10'da. Bunun akabinde 5 Mart Salı günü Şeker İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerimizle birlikte bir arada olacağız. Orada bir boyama etkinliğimiz olacak. 5 Mart Çarşamba günü Şehit Eyüp Emre Kan İlkokulu, Hankendi'de bulunan ilkokulundaki minik öğrencilerimizle birlikte bulunacağız. Ve burada da yine bir boyama etkinliğimiz olacak. Ardından 7 Mart tarihinde Medikal Park Hastanesi'nde bizim formatörlerimiz, il formatörlerimiz ve orada bulunan 3 tane doktor arkadaşımızla birlikte Elazığ ilinde görev yapan 200 rehber öğretmenimize yönelik bir konferansımız gerçekleşecek. Efendim Elazığ Belediyesi akciğer kanserine dikkat çekmek ve hastalıkla doğru mücadele edebilmek için çalışanlarına sağlık semineri düzenledi. Seminere konuşmacı olarak göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Tayfun Kermen katıldı. Elazığ Belediyesi personelin verimliliğini ve bilgisini artırmaya yönelik eğitimden sağlığa, kültürden doğru iletişim tekniklerine her alandan seminerler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Belediye bu kapsamda çağımızın vebası olan akciğer kanserine dikkat çekmek ve hastalıkla doğru mücadele edebilmek için çalışanlarına yönelik bir sağlık semineri düzenledi. Düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan göğüs cerrahi uzmanı operatör doktor Tayfun Kermenli, sigara içen her 5 kişiden biri mutlaka akciğer kanseri oluyor dedi. Akciğer kanseri tanısı almıştı. Sigarayı hala içiyordu ve 2 ay öncesinde kaybetti hastayı maalesef. Toplam tanı aşaması, yani tanı aldıktan, tedavi aşamasına geçtikten sonraki ömrü aşağı yukarı 3 ay civarında sürdü. Ve o aşamada hiçbir zaman sigarayı bırakmadı. Sigara içen her 5 kişiden birisi mutlaka akciğer kanseri oluyor. Bunun kaçarı yok. 5 kişiden birisi KOAH veya hafızan oluyor. Efendim Elazığ'da sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ayrı ayrı meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elazığ'da farklı noktalarda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza Elazığ-Bingöl Karayolu'nun 27. kilometresinde meydana geldi. Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. İkinci kaza ise yine aynı karayolun 30. kilometresinde meydana geldi. Minibüs sürücüsü yağışların etkili olması dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. İki kazada yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Evet efendim devam ediyoruz. Bugün resmi gazetede yayınlanan bir karar vardı. Tütün mamullerinin üretim şekline etkilenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde ön ve arka yüzlerinde %65 oranında uygulanan birleşik resimli sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan %85'e çıkartılacak. Paketin her iki yüzüne de birleşik sağlık uyarısı konulacak. Ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının %50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı kullanılacak. Sigara paketlerinin yan yüzeyinin bireyinde hali hazırda %10'u kaplayan bırakım değerleri kaldırılacak. Standart paket biçimi ne dönüştürülecek efendim? Paketler rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülecek. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulmayacak.
marka birim paket ambalajları üzerine yazım şekli, yazım karakteri ve boyutu paket üzerindeki konumu standart olacak şekilde sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin %5'ini aşmayacak şekilde yazacak ve uygulama 5 Temmuz'dan itibaren resmen başlamış olacak efendim. Yani şair burada diyor ki bunu bir paket olarak düşünün. Paketin %85 kısmı %85 kısmında o sağlık logoları olacak efendim. Alt tarafa kadar şu bölgeye kadar %85 kısmı logo olacak. Alt tarafta şu kadarcık parmağım kadar olan kısımda sadece bir markanın ismi yazacak. A markası ama bu da yine logolu vesaire olmayacak. Sadece işte sigara markasının adı belirli bir karakterle yazılacak, yazı karakteriyle. 5 Temmuz'dan itibaren resmen artık Türkiye'de başlamış olacak. Ayrıca mentolü sigara da kaldırıldı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanmış oldu efendim. Aktarmış olalım. Ve spor haberleriyle devam ediyoruz. Tetiş Yapele Spor cumartesi günü karşılaşacağı Denizli Spor maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Bordo Beyazlı ekibimiz Tetiş Yapele Spor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında cumartesi günü konuk edeceği güçlü rakibi Denizli Spor maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Saat 10.30'da kendi özel otobüsüyle Şanlıurfa'ya giden Elazığ Spor kafilesinde 18 futbolcu bulunuyor. Bordo Beyazlı ekibimizde Denizli Spor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor. Lamine Diarra, Sabri Fener, Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu, Gökhan Akkan, Sergen Ognedun Akakbo, İdrisa Diarra, Eren Çinkılıç, Kadir Bekmezci, Diyala Samba Guidiele, Abdülkadir Kayalı, Murat Ceylan, Babukar Travri, Dersim Sahan Kaynak, Emir Gökçe, Christian Bekamenga, Mustafa Eski Hellaç. Elazığ Spor Denizli Spor karşılaşması cumartesi günü saat 13.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Efendim devam ediyoruz mesajlarımızla. Neler varmış onlara hızlıca bir bakalım. Furkan Bey hayırlı geceler. Hayırlı yayınlar. Hem televizyonda sizi izliyoruz hem de seçmen kağıtlarıyla uğraşıyoruz. Tekrardan hayırlı yayınlar demiş Abdullah Paşa Mahalle Muhtarımız. Yavuz Köse, Enes için bu fotoğrafı da göstermiş olalım. Yavuz Köse muhtarımız, seçmen kağıtları da malum efendim. Onlar da hazırlanıyor mahalle muhtarlıklarında oy kullanacak olan seçmenler için. Ekranda da arka planda da biz varız. Teşekkür ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. Birkaç tane daha fotoğrafımız var Enes'ciğim. Onları da hazırlamış olalım. Hankendi köyü köpeklerin istilasına uğradı. Başıboş köpekler yüzünden evlerimizde dışarı çıkamaz olduk. Çocuklarımız okula gidip gelemez oldu. Hepsi saldırgan ve tehlikeli. Bunların bir an önce temizlenmesi lazım. Furkan Bey, çekim için köyümüze gelebilir misiniz? Ancak sizler sayesinde sesimizi duyuralım. Saygılar, Fuat Uslu göndermiş. Köpekleri göstermiş olalım efendim. Burası Hankendi. Yine başıboş köpekler sokakların ortasında bir çete edasıyla grup halinde geziyorlar. Yiyecek bir lokma ekmek arıyor olabilirler. Ve halen daha Hankendi beldesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar belki kendi işlerinde. Ama ne var efendim? Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Sokaktaki hayvanlara, onlara su, ekmek, içecek, yiyecek bir şeyler bırakmamız lazım ki sonra dönüp bize saldırmasınlar. Evet, aç kalınca ne yapıyor hayvan? İnsana saldırıyor. Aç hayvan, yani mantıklı olan da zaten o. Ama işte biz bu hayvanlara eğer biraz daha bakarsak sorun ortadan kalkar. Tabii bu noktada yetkili mercilerin de bu hayvanları toplaması lazım, başıboş sokak hayvanlarının. İnşallah bu sorun çözülür ama maalesef şehrin her noktasında görüyorsunuz, her noktasında bu kapsamda gelen sorunlar, sıkıntılar var. Umut ediyoruz ki bir an önce çözülür. Evet, devam ediyoruz. Karşıyaka lojmanları yıkılmak üzere, hiç kimse ilgilenmiyor. İlla yıkılıp ölmemiz mi lazım? Ne olur dile getirin. Teşekkür ederim demiş izleyicimiz. İyi akşamlar Furkan Bey. Ben İstanbul'dan Şerife, Baskil'den annem Zülfiye'ye selam yolluyorum. Her akşam sizleri izliyoruz. Çok başarılısınız demiş. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı yollamış olalım.
Efendim, Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ İllüze İdare Spor Basketbol Takımı Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. hafta maçında evinde Başkent temsilcisi Nesibe Aydın'la karşılaşacak. Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ İllüze İdare Spor Basketbol Takımı Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. hafta maçında evinde Başkent temsilcisi Nesibe Aydın'la karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde playoff mücadelesi veren ve geçen hafta deplasmanda Bayraklı Belediyesi'ni mağlup eden Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ İllüze İdare 24. hafta maçında Ankara Nesibe Aydın'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayan Bordo Beyazlılar'da eksik isim bulunmuyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 16'da Elazığ İllüze İdare Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı basketbol severler ücretsiz olarak izleyecek. Evet efendim, Son Baskı'da şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yeni güne ve hafta sonuna birlikte başlayacağız. Efendim, Son Baskı'dan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü ve haftayı birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım vatandaşla birlikte çay ocağında oturup çay yudumladı, hasbihal etti. Ardından da yeni binasına taşınan TÜGVA'yı ziyaret etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım çayını vatandaşlarla birlikte yudumladı. Çarşı merkezinde esnafla, vatandaşla buluşan Vali Kaldırım, hasbihal etti ve sıkıntıları dinledi. Coğrafi işçilerin patentli marka çiçek balı üretimi yapılıyor. Başkanımız gibi biz gençlere önem veriyorsunuz. Allah razı olsun sizlerden. Tabii ki inşallah. Bakıyoruz, gerçekten mutluyuz. Gençlere şey yapıyorsunuz. Mesela bu bir görsel vardı hazırlayıcı. Evet. Bunu paylaştınız. Gençler hemen bu paylaşımı yaptılar. Macera farkına. Evet. Evet, bunu epeşe paylaştınız. Allah razı olsun gençler. Bize bir örnek. Gençler her şeyi hak ediyor. Her şey yani. Ama iyi okuyun bak. İyi okuyun. Vatana millete faydalı. Tabii ki. Tamam. Ziyaretin ardından yeni hizmet binasına taşınan Türkiye Gençlik Vakfı'nı ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'a TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları ve üyeler eşlik etti. Burada zaten olarak düşünüyoruz. Aynen. Hem çayı ücretsiz falan olacak, öğrencilerin ders çalışabileceği alan olarak düşündük. Zaten içeride bayanlar bekliyor, onların Osmanlıca dersleri var. Orası hem toplantı salonu hem derslik olarak planladık Sayın Vali bu alanı. Burada cidden... Efendim, Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 köy yolundan 70'i açıldı. Kapalı olan 68 köy yolunun da ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu ilk 24 saatte 70 köy yolu ulaşıma açıldı. Hala kar dolayısıyla kapalı bulunan 68 köy yolunda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar nedeniyle merkeze bağlı 7, ilçelerden Baskil'de 9, Karakoçan'da 10, Keban'da 3, Kovancılar'da 5, Palu'da 7 ve Sivrice'de 27 olmak üzere toplam 68 köy yolu ulaşıma kapalı. Efendim, yerel seçimler öncesinde AK Parti Elazığ Başkanlığı 31 Mart seçimleri öncesinde Karakoçan ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açtı.
31 Mart seçimleri için AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezleri açılışlarına Karakoçan ilçesiyle devam etti. AK Parti Karakoçan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Karakoçan Belediye Başkan Adayı Ayhan Akbaba, belediye başkanı olması halinde ilçede yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. 4 ana başlıkta toplam 40 bin proje. Biz bu projeleri hazırlarken günlerce danıştık, götürdük. Özellikle Fırat Üniversitesi'nde bilimsel profesörlerle, bu işin uzmanlarıyla, iki tane rektör yardımcısıyla bu işleri danıştık. Ankara'da il başkanıma ve milletvekillerime danışarak sizin huzurunuzdayım. Bu işler oturup söylemekle ne olmuyor? Bu işler için güçlü bir iktidar lazım, güçlü bir il başkanı lazım, güçlü bir 4 tane milletvekili lazım. Kusura bakmayın. Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de Karakoçan Belediye Başkan Adayı Ayhan Akbaba'ya destek istedi. Ben Ayhan'ın özellikle adalet anlayışına çok güveniyorum. Ve onun Karakoçan'da kim olursa olsun, hangi kesimden gelirse gelsin, kadın olsun erkek olsun, hiç fark ettirmeden herkese eşit mesafede, herkese eşit yakınlıkta olacağına inanıyorum. Ve diyorum ki Karakoçanlar da bu konuda hiçbir şüphe sahibi olmasınlar. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Elazığ merkez ve ilçelerde 20 belediye başkan adayıyla kapı kapı gezdiklerini belirterek 31 Mart'ta partilerinin kazanacağını kaydetti. Bu 20 başkanlık en önemlilerden bir tanesi Karakoçan Belediyeciliği, Karakoçan Belediye Başkan Adaylığı. Bizler 19 belediye başkanlığını alırsak, Karakoçan'ı alamazsak bir yanımız eksik kalır. Ama Allah'ın izniyle Ayhan Başkan'ın, teşkilatlarımızın, milletvekillerimizin gayreti ve sizlerin desteğiyle bizler hem Karakoçan'da hem merkezde hem diğer seçim bölgelerinde seçimden zaferle ayrılarak Elazığ'ın bütününde AK Belediyeciliğin hizmetlerini siz saygıdeğer vatandaşlarımıza tanıtarak çalışmalarımızı gayretle, samimiyetle ve tevazuyla yürüteceğiz. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e Karakoçan'ın 31 Mart'ta partilerine destek vereceklerine inandıklarını kaydetti. Sizin bu desteğiniz, ilginiz Ayhan Başkanımıza, AK Parti kadrolarımıza olduğu sürece inşallah kalan 5, seçilecek olan 5 yıllık süre içerisinde sizin arzu ettiğiniz hayat standartlarınızı arttırmaya yönelik tüm projeleri gerçekleştirecek genç, dinamik, sizden biri hiç kimseyi, hiçbir düşünceyi, hiçbir etnik yapıyı ötekileştirmeyen Ayhan Başkanımızı inşallah sizlere çok büyük hizmetler edeceğine inanıyoruz. Ayhan Başkanımızın size taahhüt ettiği her projenin arkasındayız, her sözün arkasındayız. Onun taahhütü bizlerin taahhütü olacaktır. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, AK Parti döneminde yaşanan değişim ve dönüşümün Karakoçan'da hissedildiğini belirterek yapılan hizmetleri anlattı. Yalnızca şu kayyum döneminde Karakoçan'da 12 milyon liralık yatırım yapmışız. Bir de düşünün ki Allah'ın izniyle seçilmiş bir belediye başkanıyla Allah'ın izniyle biz Karakoçan'a çok hizmet ederiz. Onlar Şahin Başkanım'la ve Ayhan Başkanım'la birlikte iki ak kardeş, iki gönül belediyeciliği ve iki dava kardeşi inşallah Şahin Bey merkezde onun eli her zaman Ayhan kardeşimizin yanında, desteği her zaman Ayhan kardeşimizin yanında olacak. Biz de her zaman dört milletvekili ve hükümetin gücü olarak onların arkasında ve yanında olacağız. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, seçimlerde adayları Ayhan Akbaba'nın seçilmesi halinde hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Birinden itibaren, yani 1 Nisan'dan itibaren
Ayhan kardeşimizi, Ayhan Akbaba'yı seçmeniz halinde geçmişte olduğu gibi bu arada tabii bir ara verildi kayyum döneminde. Belediye el değiştirdikten sonra bir duraklama dönemi oldu. Kayyumla birlikte kaymakamlığımızın da yani devletin de çok büyük hizmetleri oldu. Karakoçamızı boş bırakmadık bu arada. İnşallah Ayhan Bey kardeşimizi 1 Nisan'dan itibaren seçip de göreve başladıktan sonra yine milletvekilleri olarak, iktidar olarak vereceğimiz büyük destekle Karakoça'da yapılacak olan hizmetler katlayarak devam edecek. Ben geçmişte gerek 22. dönemde 2002-2007 arası, gerek 2011-15 arası milletvekili seçtiğiniz bu dönemde yine verdiğiniz büyük destekle sizleri mecliste temsil ediyoruz. Geçmiş dönemlerde de belediye başkanlarımızla Elazığ Karakoçlarımıza çok güzel hizmetler yapma imkanı bulduk. Konuşmaların ardından Karakoçan SKM açıldı. Efendim AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarını Arıcak ilçesiyle devam etti. AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına Elazığ'ın Arıcak ilçesiyle devam etti. Arıcak'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ Belediye Başkanı adayı Şahin Şerifoğulları, il ve ilçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Arıcak İlçe Başkanı Nadir Gülşen, ilçe teşkilatı olarak gerçekleştirdikleri seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kuruluşundan bugüne elimizden geldiğince tarafsız, adil, gönülden işini yapan bir hizmetçi kişi olarak bu hizmette, bu davada gurur duyuyorum. Arıcak Belediye Başkanı ve adayı Ferit Yıldırım, başkanlık döneminde yaptıkları çalışmalarla birlikte yeni dönemde hizmetlerin artarak devam etmesi için destek istedi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Allah'ın izniyle ve halkımızın desteğiyle bir daha bu göreve layık görülürsek ilçemizin kalan önemli problemlerini halletmek için inşallah çaba sarf edeceğiz. Bütün gücümüzü kullanacağız. Gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, 20 belediye başkan adayıyla millete hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek partilerine destek istedi. Belediyecilik gönül işi, belediyecilik sevda işi, belediyecilik hizmet işi. Belediyecilik millete hizmetin ilk kapısı. Bu gönül de, sevda da, sevgi de AK Parti'nin 20 adayında da var. Ferit Başkanım 5 yıldır Arıcak'a çok güzel hizmetler yapıyor. Burada hizmetlerini anlattı. Hem merkezi hükümetimizden, iktidarımızdan alınan kaynaklar neticesinde yapılan yatırımlar, yerel yönetimler anlamında Ferit Başkanımızın Arıcak'ı daha güzel bir noktaya getirebilme adına 5 yıldır samimi bir şekilde çalışması, gayreti sonucunda bugün yine Arıcak'ımızın adayı olarak, partimizin adayı olarak sizlerin huzurlarında. İnşallah Ferit Başkanımıza destek verirseniz, Ferit Başkanımıza bir kez daha oylarınızla, büyük bir çoğunlukla desteğinizi verirseniz 5 yılda Arıcak'a AK Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini getireceğine inanıyoruz. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e Arıcak'ın AK Parti için önemine değindi. Arıcak'tan seçimlerde 5+1 istediklerini söyledi. Arıcak'tan biz 6 kişi istiyoruz. 5+1. Başta Arıcak merkezinde belediye başkanımız ve adayımız Ferit Yıldırım, Bükardi belediye başkan adayımız Yusuf Karol, 3 Ocak belediye başkanımız Yılmaz Yegül ve Erimli belediye başkan adayımız ve belediye başkanımız Hacı İbrahim Yıldız ve de il genel meclis üyeleri adayımız Mehmet Ali Aytekin ve Hanefi Coşkun'un da Arıcaklı tüm hemşehrilerimiz tarafından vereceğiniz destekle, güçlü destekle seçtiğiniz takdirde inşallah gerek köylerimizde, beldelerimizde ve ilçemizdeki tüm talep ettiğiniz hizmetler en güçlü şekilde yerine gelmeye çalışılacaktır. Arıcak AK Parti iktidarlarından önce ihmal edilmiş ilçelerimiz arasında yer alıyordu. AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra da Arıcak'a ne kadar önem verdiğimizi
ne kadar desteklediğimizi, ne kadar sizlere sahip çıktığımızı burada yaşayan her bir ferdi bunu mutlaka biliyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ 20'de 20 vurgusu yaptı. Başta il belediye başkan adayımız Şahin Bey olmak üzere Arıcağı'yla, Palusu'yla, Karakoçan'ıyla, Kovancıları'yla, Keban, Ağın, Baskil, Sivrice, Alacakayası'yla bütün ilçelerimizde ve merkez beldeler dahil burada özellikle Veşili'yle, Beriye'yle, 3 Ocağı'yla bütün beldelerimizde belediye başkanlıklarını AK Parti olarak almayı hedefliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi karşıda bir zillet ittifakı var. Bu zillet ittifakı karşısında oynanan Türkiye üzerinde oynanan oyunlar karşısında Cumhurbaşkanımıza inşallah bu gücü esirgemeyeceğize inanıyorum geçmişte olduğu gibi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık Arıcaklıların hizmet istediğini, AK Parti'nin de Arıcak'a hizmet etmek istediğini kaydetti. Arıcak bizden hizmet, biz de onlara hizmet etmek istiyoruz. O yüzden oylarınıza talibiz. Beldelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle birlikte biz Arıcak'ın hizmetkarlığına talibiz. Bugüne kadar Arıcak'a çok güzel yatırımlar yapıldı. Allah'ın izniyle bundan sonra çok daha iyileri de AK Parti sayesinde, AK kadrolar ve AK hükümet sayesinde yapılacak. Ancak dün Kürt vatandaşlarım Kürdüm diyemediği, Zazalarımızın Zazayım diyemediği ve dillerini konuşamadığı, Alevi ve Sünni'nin ayrıştırıldığı, birbirine vurdurulduğu bir ülkeyken bugün Türküyle, Zazasıyla, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle birlik ve beraberlik içinde olan ve gerçekten büyük Türkiye olan bir ülkeyiz. Konuşmaların ardından Arıcak SKM'nin açılışı yapıldı. Öte yandan AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da seçim çalışmalarına devam etti. Profesör Doktor Bilal Çoban'a Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Başkanı Semih Işıkver de eşlik etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, Palo Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Aday Profesör Doktor Çoban'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver de eşlik etti. Mevlana'nın güzel bir sözüyle çok fazla da sözlerini uzatmak istemiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonu olduğunu belirtti ve seçim sürecine değindi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir üretken belediyecilik vizyonu var. Sayın Belediye Başkan adayımızın zaten hemen hemen iki aydır her noktada ifade ettiği üzere ayrıştıran değil, birleştiren bir belediyecilik. Hizmetle toplumsal faydayı birleştiren, fikirle yatırımı birleştiren, üreticiyle pazarı birleştiren, teknolojiyle fikri birleştiren ve her anlamda kentle kentliği birleştiren, kentle kentlinin sağlığını birleştiren bir anlayış olan üretken belediyecilik anlayışının belki de 81 vilayetteki en güzel örneği, en doğru namzeti, doğru adayı olan Profesör Doktor Bilal Çoban'la inşallah ifade ettiğiniz bütün noktalarda beklentilerinizi karşılama noktasında hiçbir kuşkumuz yok. Kendisi de yönetici kadrosu da ve felsefesi de yönetim felsefesi de anlattığınız ve şerh koyduğunuz bütün noktalarda bütün tereddütleri ortadan kaldırma noktasında elinden gelen gayreti gösterecektir ve gerekli vizyona, misyona da haizdir. Ben buradan Pavlo'nun bütün hassasiyetlerinin farkında olduğumuzu yeniden ifade etmek isterim. Özellikle benim şahsımın bir iddiası var. Diyorum ki 81 vilayette Türkiye'nin herhangi bir ilinde Pavlo kadar milletvekili çıkarmış, siyasette önemli şahsiyet çıkarmış ikinci bir örnek yoktur. Maalesef Pavlo'nun durumu da ortadadır Sayın Başkanım. Dolayısıyla sadece Elazığ merkezini merkeze alarak değil, Elazığ'ın şehir merkezini merkeze alarak değil, şehrin hem 10 ilçesinde hem 584 köyünde doğru ilişkiler kurmuş ve şehri çok iyi yorumlamış bir adayla yol yürüyoruz. Biz de bu noktada beklentilerin karşılanması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak, il başkanı olarak adayımızın arkasındayız. Her türlü sözünün arkasındayız. Allah bize şanlı bir zaferle yardım ettiğinde
Allah'ın sayesinde inşallah hem Palu'nun, hem Arıcağ'ın, hem Kovancılar'ın, Kevan'dan Sivrice'ye, Ağın'a bütün ilçelerimizin, bütün beldelerimizin sorunlarının farkındayız. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da sadece merkezde değil şehrin dört noktasına ulaşacağız diyerek projeleri anlattı. Sadece 38 mahalle odaklı bir siyaset tavrımız olmadı. Şehri bütün kabul ederek Elazığ'ın belediye başkanı olma arzusundan asla bir adım geri atmamıştık bugüne kadar. Bundan sonra da atmayacağız. 38 mahalle yerine sayısı 584 olduğunu şimdi başkanımdan öğrendiğim köylere, ilçelere, beldelere ve gidilmesi gereken her noktaya giderek oradaki insanların sofrasında veya tarlasında ya da herhangi bir şekilde bir emek verdiği noktada kendimi ifade ettim. Şehrin problemlerini öğrenmeye çalıştım. Bazısı mahallesiyle ilgili, bazısı ailesiyle ilgili, bazısı şehri ya da ilçesiyle ilgili problemlerini ifade ettiğinde bunları bir katalizör gibi aldık. Doğrularını bir tarafa, yanlışlarını bir tarafa ayırdık. Neyle ilgili ne yapılabilir? Projelendirilip tamamen sokaktan gelen bir sistemle bugün karşımıza gelmiş. Şunlar yapılmalıdır, önemlidir, problemdir, çözümleri şunlardır diyerek karşınızda kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu bir tiyatro değildir. Şehrin ve bugün Türkiye'nin devlet yapılanmasında bildiğiniz gibi iki kısım vardır. Bir merkezi idare, bir mali idare. Devletin öncelikle bildiğiniz gibi 2017 yılında sistem, 2018 yılında merkezi idarenin belirlendiği, 2019 yılında da mali idarenin belirleneceği bir seçimle birlikte inşallah bundan sonraki süreçte belediyecilik de yeni bir anlayışa evrilecektir diye hesap ederek yeni bir belediyecilik konseptiyle karşınıza geldik. Yani sadece yolla, sadece çiçekle, sadece kaldırımla ilgilenen bir belediyecilik anlayışının dışında Allah nasip ederse Türkiye'ye model olacak. Bir yıl sonra bizim bu uygulama biçimimiz ve buradan üreteceğimiz stratejinin Türkiye'ye model olacağı ve Türkiye'nin her yerinde uygulanması kanuni zorunluluk haline getirilecek bir üretim modeline evriliyoruz. Çünkü bağımsızlığın yolu sadece üretimden geçeceğini biliyoruz. Tam bağımsız bir Türkiye mücadelesinde devletimizin yanındayız. Efendim, seçim çalışmalarını CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte sürdüren Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şeker de son bir ayı da dolu dolu ve ayaklarımızı yere sağlam basarak seçimi kazasız, belasız bitireceğiz dedi. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şeker de seçim çalışmalarına devam etti. Allah kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Allah kolay gelsin abla. Nasılsın, iyi misin? Var mı canın sağlığı. Abla merhaba. Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Şekerdağ, Sürsürün Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. Esnafları tek tek gezerek Elazığ için yapacaklarını anlatan Şekerdağ, onların sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Sadece bu şehir iyi yönetilsin ve insanlar sandığa gittikleri zaman o insanların çaresizliğine bir umut olmak için, iyi yönetilmesi için, bu şehrin gerçekten düzgün yönetilmesi için, bu şehrin selameti için, bu şehrin geleceği için bismillah dedik bir yola çıkıyor. 3 ay önce seçim maratonuna başladıklarını belirten Başkan Adayı Şekerdağ, Elazığ'ın özlediği tabloyu 1 Nisan'da Elazığlılarla buluşturarak belediye başkan adayı değil de inşallah belediye başkanı olarak tekrar ziyaretlerimizi yapacağız dedi. Geziyoruz, dolaşıyoruz. 2,5 aylık, 3 aylık bir seçim maratonuna başladık. Son bir ay kaldı. İnşallah bu son bir ayı da böyle dolu dolu, ayaklarımız sağlam yere basa basa seçim maratonunu Allah'ın izniyle kazasız belasız inşallah bitireceğiz. Allah'ın izniyle Elazığ'a hem bu kardeşlerimize Elazığ'ın özlediği tabloyu 1 Nisan'da inşallah
Elazığ'da buluşturarak belediye başkanı adayı değil de belediye başkanı olarak tekrar inşallah, Efraim kardeşimi ziyaret edip çayını tekrar içeceğim. Belediye başkanı adayı Şekerdağ, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gürsel Eroğlu'la birlikte ayrıca Fevzi Çakmak mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır hazır geliyoruz. Sevgiyle geliyoruz. Elazığ Belediye Başkanlığı'nı Sayın Ali Şekerdağ sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Milletvekilliğinde başardıklarını ve Elazığ'da farkı oluşturduklarını anımsatan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin neler yapacağını ve siyaseti nasıl değiştireceğini tüm Elazığ'a kanıtladık, dedi. Burada bir siyasi kültürü, siyasi geleneğe oturtarak Elazığ'dan bizden sonra başka arkadaşlarımızın Elazığ'da farkı yarattık ve Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin neler yapacağını, siyaseti nasıl değiştireceğini bütün Elazığ'a kanıtladık. Elazığ'ın hangi ilçesine gidersem gideyim, hangi köyüne gidersem gideyim, hemşerilerimiz bize gönlünü açtılar. Sevgili hemşerilerim, siyasette başarı seçilmek değildir. Siyasette başarı seçildikten sonra herkesin milletvekili olarak hareket etmek ve herkesin gönlüne girmektir. Çünkü bizim iddiamız 72 insanın, bütün etnik kökenden gelenlerin, bütün siyasi düşünceden gelenlerin, bize oy veren vermeyen herkesin milletvekili olacağız ve onları parlamentoda temsil edeceğiz dedik ve o yolda yürüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda etnik kökene göre, siyasi kökene göre oy veren vermeyen diye ayrım yapmadığımız için Elazığ'da şimdi yeni bir başarı hikayesine, yeni bir döneme, yeni bir heyecana, yeni bir umuda yürüyoruz. Nereye yürüyoruz? Elazığ Belediye Başkanlığı'na yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında bir ittifak var. Burada da Ali Şekerdağ'ı İYİ Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'nin ortak adayı olarak çıkardık. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, çocuk parklarıyla her şeyle yeniden planlayacağız ve Elazığ'ın cazibe merkezi yapacağız. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerine hitap eden Başkan Adayı Şekerdağ, önlerinde hiçbir engel olmadığını, vatandaşları mahcup edecek hiçbir işin içinde olmayacaklarını ifade etti. Sırt sırta verdik sayın vekilimle. Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel yok. Bize inanın, bize güvenin. Sizi asla mahcup edecek, asla sizi incitecek en ufak bir işin içinde olmayacak. Yani biz hepimiz biriz. Ben Fevzi Çakmaklıyım, Mornikliyim, Abdullah Paşalıyım, yani Kalulu'yum, Çemişgezekliyim, her tarafıyım. Beni tanıyanlar asla ayrım yapmadan üstün görevler yaptım. Vatandaşların hepsi yanıma geldi. Hiçbir şekilde ayrım yapmadım. Başkan adayı Şekerdağ daha sonra Doğukent Mahallesi'ne düzenlenen konsere katıldı. Ali Şekerdağ vatandaşlarla bir araya geldi. Seçimle ilgili projelerini anlattı. Belediye başkan adaylığına çıkışım, inanın, sadece makam ve dağ. Bitti. Yarın itibariyle inşallah projelerimiz bitecek. Efendim 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun pazar günü Elazığ'a geleceğini ifade eden Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, pazar günkü programa Elazığlıları davet etti. Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve bu seçimin partilerin değil, geleceğin seçimi olduğunu ifade etti. İnsanlar seçimlerde partileri değil, kendi geleceğini seçmektedir. Kişi sevdiği ve seçtiğiyle beraberdir. Herkesin geleceği ve güvencesi oy verip desteklediği zihniyetlerde belirlenecektir. Özetle geleceğimiz kendi elimiz ve amelimizle şekillenecektir. Oylarımız da sadece kendimiz ve yakın çevremizin değil, 80 milyon milletimizin ve hatta milyarlarca ezilen hakkı vardır. Çünkü oy verdiğimiz partilerin
bütün iyilik ve kötülüklerine ve bunların yan etkilerine ortak olunmaktadır. Unutmayın, bu seçimler 8 parti arasında değil, 2 zihniyet arasında geçmektedir. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun pazar günü Elazığ'a geleceğini belirten Hacı Bekiroğlu, programa tüm Elazığlıları davet etti. Pazar günü Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Elazığ'ımıza teşrif edecektir. Pazar günü saat 11'de Yazı Konak'ta inşallah bir Sekama açılışı programıyla programımız başlayacak. Saat 1.30'da Ramada Oteli konferans salonunda aday tanıtım programını gerçekleşecektir. Ve yapacağımız bu çalışmalardan sonra Sayın Genel Başkanımızı saat 5.45 uçağıyla inşallah Ankara'ya yolcu edeceğiz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bizi televizyonda izleyen Elazığlı hemşerilerim. Temel Karamollaoğlu Bey Elazığ'a teşrif edecektir. Salon toplantısını, aday tanıtım programını gerçekleştirecektir. Bu çerçeveyle ben bütün Elazığlı kardeşlerimi Saadet Partisi İl Başkanı olarak bu toplantıya davet ediyorum. Efendim, Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı Haluk Arslan seçim çalışmalarına devam etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Haluk Arslan'ın ilk durağı İstasyon Caddesi'ydi. Esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Arslan, hatır sordu, destek istedi. Dünya para harcıyorlar, tabii ki çevreyi, doğayı, insanlığı zehirliyorlar. Abimle de aynı şeyi söylüyor. Allah size yardımcı olsun. Tersliğim, adayların içinde en düzgün, en bu işi yapacak insansın. Abiye de söyledim, tabi destek de olacak bir şey. Destek de olacak. Elimizden hiç gelmiş. Yani herkese düşenler para verirsen inşallah hayırlısı olur. İnşallah. Arslan'ın bir diğer durağı ise Yol İş Sendikası'yla Tüm İşçi Emekleri Derneği oldu. İş vaadinde bulunuyorsa bu doğru bir vaat evet. Değildir. 2012'den beri uğraşıyorum. İlk işimize de yardımcı olan Haluk Bey oldu. Evet, Elazığ'da arsa olayını Allah razı olsun ilgilendi. Bize arsanın ada parselini buldu. Ben 2012'den bugüne de hepsi 800 tane konut teslim edilmiş. Evet. Haluk Arslan'ın daha sonraki durağında ise Şuurlu Öğretmenler Derneği vardı. Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından düzenlenen Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan'ı anma programına katılan Arslan, hocamızın verdiği mücadele bu ülke için, bu toplum için yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması ideali çerçevesinde çaba sarf edeceğiz dedi. Erbakan hocamızı her yönüyle bu toplum biliyor, ülkemiz insanı biliyor, mücadelesini, davasını, inancını biliyor. Ve bugün kendisinin vefatından sonra, yıllar sonra bile onun söylediklerinin, onun öngörüsünün ne kadar isabetli olduğunu ve geleceğe yönelik ne kadar doğru tespitlerde bulunduğunu toplumun her kesimi ifade ediyor ve görüyor. Bu vesileyle biz kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz ve onun verdiği mücadele bu toplum için, ülke için yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bir Türkiye ve yeni bir dünyanın yeniden kurulması ideali çerçevesinde bizler de çaba sarf edeceğiz. Önce kendi mekanlarımızı yaşanabilir kılmamız lazım. Bugün Elazığ şehir olarak tüm Türkiye bir seçime giriyor. Bir belediye seçimiyle yüz yüzeyiz. Yapacağımız şey, söz verdiğimiz gibi, hocamıza söz verdiğimiz gibi yaşanabilir bir şehri, beldeyi inşa edeceğiz. Sıkıntı ve sorunları çözmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz ki bu noktada kararlılığımız var ve projelerimiz var, düşüncemiz var, ufkumuz var. Bu anlamda onun gösterdiği hedef doğrultusunda, bulunduğumuz toplantılarda yapmış olduğumuz yeminler doğrultusunda Erbakan hocamıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye, yani tüm sorunları çözülmüş bir şehir, tüm sorunları çözülmüş altyapı, planlama, imar sorunları çözülmüş bir şehri inşa etmeden dışarıya yönelik olarak söylediğimiz sözün bir anlamı olmadığını biliyoruz. Bugün bu şehirde yapmamız gereken iş bellidir. İşimizi doğru düzgün yapacağız.
yolsuzluk, usulsüzlükleri ortadan kaldıracağız. Adaletsizlikleri ve çarpık kentleşmeyi düzelteceğiz. Altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız ve şehri yaşanabilir kılacağız ki gelecek nesillere, ileriye güvenle bakan, yaptığı işi doğru yapan ve onlara örnek olan birer bireyler olalım ve onlara iyi bir miras bırakalım. Gelecek nesiller bizden aldığı mirasla güçlü ve dimdik dünyada var olsunlar ve bütün insanlığa örnek olsunlar. Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa etmenin yolu bugün kapımızın önünü düzeltmekten geçtiğini biz biliyoruz. Hocamızdan böyle öğrendik ve bu çerçevede de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Efendim 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Devlet Hava Meydanları'na bağlı Elazığ Havalimanı'nda 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı. Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine ve özendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sivil Havalimanları Koruma ve Güvenlik Memurları Dayanışma Derneği tarafından havalimanında düzenlenen programa Elazığ Havalimanı Müdürü Zeynel Abidin Görür de katıldı. Güvenlik personelinin havalimanlarının 7/24 güvenliğini sağladığını ifade eden Zeynel Abidin Görür, tüm güvenlik personelinin gününü kutladı. Havalimanımızın yapı taşlarından olan olmazsa olmaz 7/24 saat güvenliğimizi sağlayan her koşulda çalışan çok kıymetli özel güvenlik personellerimizin 1 Mart havalimanları güvenlik memurları haftasını kutluyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu programı hazırlayan Süha Gülder Derneği'ne de teşekkür ediyoruz. 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlamaları PASA kesimiyle sona erdi. Efendim Elazığ'da 789 parça tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kaçakçılara göz açtırmayan jandarma ekipleri yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlenen iki şahsın ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 619 adet sikke, 2 adet madalyon, 17 adet bilezik, 13 adet mühür, içlerinde küçük ebatta 3 adet heykelin de bulunduğu toplam 134 adet obje, 4 adet eski yazılı defter ve define arama dedektörü ele geçirildi. Toplam 789 tarihi eserin ele geçtiği operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Diyarbakır Yolu Maden İlçesi Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler uygulama sırasında şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda kaçak 480 paket sigarayla 6 şişe içkiyle geçirildi. Araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahıs ise gözaltına alındı. Efendim Elazığ Belediyesi bünyesinde bulunan EBGM'de etkili konuşma ve diksiyon dersi alan kursiyerler medya grubumuzu ziyaret etti. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde etkili konuşma ve diksiyon dersi alan kursiyerler kurslarının tamamlanmasıyla birlikte medya grubumuzu ziyaret etti. Radyoda da normal her türlü müzik çalabiliyor. Radyoların dışında bir tane internet sitemiz var. elazığsonhaber.com. Şu an Elazığ'da en çok kullanılan haber sitesi. Peki Kanal Fırat'ın tüm yayınları buradan yönetiliyor. İşte canlı yayınlar olunca vesaire tüm görüntülerin hepsi buradaki masalara geliyor. Bu masalar aracılığıyla ekrana da o görüntüler aktarılıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle EBGM'de etkili konuşma ve diksiyon dersi veren televizyonumuz haber sunucusu Furkan Dilaver'le birlikte medya grubumuzu ziyaret eden kursiyerler tüm birimleri gezerek çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Yapıldıktan sonra sisteme yükleniliyor, haber metni hazırlanıyor. Yani buradaki arkadaşlarımız Photoshop programını çok profesyonel bir şekilde kullanıyorlar. Aynı zamanda haber yazmayı çok iyi derecede biliyorlar ve Edius yani montaj programını çok iyi şekilde kullanıyorlar. Yani onların kullandıkları prompter cam prompter, farklı bir prompter ama televizyonlarda kullanan prompter o şekilde. Bunun içerisinde şurada bir kamera yerleşip, şurada yakından gelirseniz görürsünüz. Televizyonumuzu gezen etkili konuşma ve diksiyon kursu öğrencileri kursların çok verimli geçtiğini belirterek kurs öğretmenleri Furkan Dilaveri ve EBGM'ye teşekkür etti.
Bir aylık bir eğitim aldık Furkan hocamızın eğitmenliğinde. Bir ayda çok şey öğrendik. Kendisi maksimum düzeyde bize faydalı olmaya çalıştı. Biz de en iyi şekilde kurs dönemini değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kursumuz çok güzel geçti. Hocamız Furkan Dilaver desteğiyle bize katmış olduğu güzel konuşma, güzel beceri konuşmaları bize çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Kendisine bu arada teşekkür ediyorum. Öncelikle EBGM kursu gerçekten işimiz için geliştirmek gereken çok önemli kurslardan birisi. Furkan hocamız için de çok teşekkür ederiz. Televizyonumuzdan övgüyle bahseden kursiyerler Kanal Fırat'ı beğenerek takip ettiğini belirtti. Bina oldukça geniş, ferah, başarılı yayınlar oluyor, izliyoruz. Kanalımızı çok güzel buldum. Ben aslında daha küçük çaplı olduğunu düşünüyordum. Ama gerçekten de çok güzel bir kadrosu var. Çok güzel bulduk. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi burada güzel konuk ettiler, güzel ağırladılar. Kendilerine saygılarımdan teşekkür ediyorum. Kanal Fırat hakkında düşüncelerim ise Elazığ'ın gerçekten çok güzel ve çok ulusal bir haber şeyi olduğu için tebrik ediyorum. Kadrosu da gerçekten başarılı. Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle EBGM'de etkili konuşma ve diksiyon eğitimi veren haber sunucumuz Furkan Dilaver de başarılı bir kursu daha tamamladıklarını ifade ederek Halk Eğitim Merkezi ve EBGM'e teşekkür etti. EBGM bünyesinde Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirmesiyle bir ay boyunca diksiyon ve etkili konuşma derslerine girdik ve kursiyerlerimiz de bugün şehrimizin ve bölgenin en büyük televizyon kanalı olan Kanal Fırat Televizyonu'nu ziyaret ettik ve burada işleyiş hakkında, çalışma sistemi hakkında yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda bu kursu Elazığ'a kazandıran başta Halk Eğitim Merkezi olmak üzere EBGM'e, Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz ve EBGM'de kurs almak isteyen, diksiyon ve etkili kursu almak isteyen tüm hemşehrilerimizi EBGM'e davet ediyoruz. Evet, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz bir kez daha. Efendim, okul sporları Genç Erkekler Futbol Ligi final grubunda ilimizi temsil eden Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Kuşadası'ndaki son maçında geçen yılın Türkiye şampiyonu olan TFF Celal Aras takımıyla 0-0 berabere kalarak adını son 4 takım arasına yazdırarak Türkiye'ye dördüncülüğünü garantiledi. Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Ligi final grubunda ilimizi temsil eden Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi, Kuşadası'ndaki son maçında geçen yılın Türkiye şampiyonu olan Türkiye Futbol Federasyonu Celal Aras takımıyla 0-0 berabere kaldı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı. Playoff grubuna yükselen Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi futbol takımı cumartesi günü saat 12'de İstanbul Özel Açı Lisesi takımıyla finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Ümit Tekoğlu, milli oyunculardan kurulu rakipleriyle başa baş bir oyun ortaya koyarak gruptan çıkmayı başardıklarını ifade etti. Cumartesi günü yarı finalde karşılaşacakları İstanbul Özel Açı Lisesi futbol takımını da mağlup edip adlarını finale yazdırmak istediklerini kaydetti. Tekoğlu Açı Lisesi takım oyuncularının çoğunun Milli ve Beşiktaş'la bazı Süper Lig takımlarının oyuncuları olduğunu hatırlattı ve her şeye rağmen finalist olmak için sahada mücadele edeceklerinin sözlerini ekledi. Efendim, okul sporları Yıldızlar Basketbol Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Yöntemim Okulları grup birincisi olarak yarı finale yükseldi. Okul sporları Yıldızlar Basketbol grup maçlarında ilimizi temsil eden Yöntemim Okulları grubu birincilikle tamamladı ve yarı finale yükseldi. Tunceli'de yapılan bölge şampiyonasında çarşamba günü Erzurum temsilcisini 61-58 mağlup eden temsilcimiz, Perşembe günü de Erzincan takımını 62-53 mağlup ederek grup birincisi oldu ve yarı finale yükseldi. Evet efendim, son baskıda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü ve haftayı birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna birlikte başladık efendim. Hafta başında pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı hafta sonları diliyorum.